Bütün bu konulara bakış açım çok sonraları çok daha farklı bir şekil aldı. Senin benim kötü niyetli olduğuma ve bu konularda seni niye yalnız bıraktığıma inanabildiğini anladım. Sen ailemize küçük Yahudi köy cemaatinden bir parça Yahudilik getirmiştin. Şehirde ve orduda çok daha az bulunan bu Yahudilik senin çok önemsediğin bir şeydi. Bir tür Yahudi yaşam tarzı sürdürmek senin mutlu olman için yeterliydi. Sen kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yaşayabileceğini, köklü bir gelenekten geldiğini, toplumsal sorunlara müdahil olmadığın sürece dinsel nedenlerle güçlü bir karakter olduğunu göstermek istiyordun. Sen bütün hayatını yönlendiren bu Yahudi toplumsal inanç sistemine aittin. Bu şekilde doğru bir insan olduğunu ve bu inanç sisteminden kaynaklanan her şeyin senin varlığının bir parçası olduğunu gösteriyordun. Elbette burada Yahudilik inanç sistemi vardı. Ama bunlar bir çocuğa aktarmak için yeterli değildi ve bu aktarım yapılırken yok olup gittiler. Çekingenliğim nedeniyle her şeyi aşırı dikkatle gözlemleyen bir çocuğa Yahudilik inanç sistemine ait hiçlikleri kayıtsız bir şekilde uygulama bu hiçliğin yüce anlamını anlatabilmeni imkansız kılıyordu bunlar senin geçmişinin anlamlı anıları olabilirdi yalnızca bunun için benimle paylaşmak istiyordun ama bunlar benim için bir eder ifade etmiyordu ve seni beni tehdit ederek beni kandırarak bunları bana aşılamak istiyordun bu yüzden başarısızdım bu konuda niçin başarısız olduğunu bir türlü anlayamıyor ve bu nedenle bana öfkeleniyordun bunlar sıradan olaylar değildi taşradan şehirlere göç eden her yahudi kuşağı aynı sorunları yaşıyordu bu sorun yumağı adeta kendiliğinden oluşuyordu bu noktada ben senin masum olduğuna inanıyorum sen de kendi masumiyetine inanmalısın bu masumiyetini mevcut koşullarla bağlamalısın yalnızca dış koşullara değil, asla kendi masumiyetini başkalarına sulama aracı olarak kullanmamalısın. Çünkü bunun doğru olmadığını biliyorsun. Olay sadece senin çocuklarını yetiştirme olayın değil. Eğer sen çok güçlü bir Yahudi olsaydın ortaya çıkacak durum daha farklı olabilirdi. Burada ben seni suçlamıyorum. Senin yapacağın suçlamalara karşı bir savunma yapıyorum.'' kısa bir süre önce Franklin'in gençlik anılarını okudum. O kitabı okumak için sana ben vermiştim. Belli bir nedenle yapmıştım bunu ama senin bana şakayla karışık söylediğin gibi vejeteryanlık hakkında bir şeyler öğrenesin diye değil. Yazarla babası arasında yazarın doğrudan oğlu için yazdığı bu anılarda bizimle senin aranda yaşananlarla ilgili bir şeyler var. Şimdi burada ayrıntılara girmek istemiyorum. Senin Yahudiliğinle ilgili olarak aktardığın düşüncelerinin bir kanıtı da son yıllarda benim Yahudi sorunlarıyla daha fazla ilgilendiğimi düşünmen ve bu nedenle bir şeyler yapmaya çalışmandır. Benim yaptıklarımla ilgili olarak ciddi bir antipatiye sahiptin. Konu Yahudilik olunca hiç olmazsa bu konuda kendini aşarak farklı davranman gerekirdi. Benim yaptıklarım senin Yahudiliğinden kaynaklanan bir Yahudilikti. Dolayısıyla aramızda bir bağ kurabilmenin aracı olmalıydı. Elbette sen bu meselelere yakın davransaydın bu konuda benim için çekinceli hale gelecekti. Bunu da inkar etmiyorum. Bu konuda senden daha iyi olduğumu söyleyemem. Ama ben Yahudilik yapmaya başladığım için bu konu bile senin gözünde itici oldu. Yahudilikle ilgili kitaplar bir kenara atıldı senin tarafından. Küçümsenmeye başlandı. Bu senin bana çocukluğumda öğrettiğin Yahudilik dışında doğru ve farklı bir Yahudilik olmadığı anlamına gelebilirdi. Ama öyle değildi. Benim Yahudiliğime karşı duyduğun tiksinti Yahudiliğe değil, özellikle bana yönelikti. Belki de senin Yahudiliğin ve benim Yahudiliğim zayıftı ve özellikle benim Yahudiliğim sana bu zayıflığı hatırlatıyordu. Sen bu hatırlatmalara karşı olduğun için açık bir nefret gösteriyordun. Ayrıca benim Yahudiliğe ilişkin değerlendirmelerimi abartılı buluyordun. Birincisi bu Yahudilik içinde senin nefretini barındırıyordu. İkincisi bu Yahudiliğin gelişiminde çevrende var olan insanların ilişkisi belirleyiciydi. Yani bu nedenle senin için kabul edilemezdi. Benim yazdığım şeylere ve bunlarla ilgili olabilecek ama senin bilmediğin şeylere olan tavrın çok daha isabetliydi.'' Tam bu noktada bağımsız hareket edebilmiş, senden farklı olduğumu göstermiştim. Bu biraz arka bölümü ayak altında ezildiği için ön tarafını kopararak sürünmeye çalışan solucanın durumunu andırıyordu. Böyle de olsa uzaklaşmıştım. Artık soluk alabiliyordum. Ayrıca benim yazı yazmama karşı oluşun bana çok tatlı duygular yaşatıyordu. Yalnız kitaplarıma karşı göstermiş olduğun ve artık aramızda iyice sivrilmiş olan Karşılama tarzın beni biraz yaralıyordu ve gururum yara alıyordu. Şöyle diyordum: Başucuma bırak. Sana bir kitap getirdiğimde kağıt oynuyor olurdun. Buna rağmen ben kendimi iyi hissediyordum. İçimde kötü duygular uyandığı için değil, senin bana karşı olumsuz tavrınla yeni bir kanıt bulduğum için. Ayrıca o ifade bana çok daha güçlü başka bir şey söylüyordu. Artık özgürsün. Bu beni çok daha fazla sevindiriyordu. Ama elbette büyük bir yanılgıydı bu. Asla özgür değildim. Çünkü yazdıklarım seninle ilgiliydi. Orada senin yüzüne söyleyemediklerimi söylüyordum. Bir anlamda bu söylediklerim sana bilinçli olarak yapılmış bir elvedaydı. Yalnız senin istediğin tarzda değil, benim istediğim tarzda söyleniyordu. Ama bütün bunlar bile çok küçük şeylerdi. Yalnızca benim hayatımda yer aldığı için değerli olan başka bir yerde söylense asla farkına varılamayacak şeylerdi. Biraz çocukluğumdan kalan izlenimler, biraz umut, biraz çaresizlik olarak hayatıma giren, babana bir ölçüde yine senin kimliğinle benim hayatıma yapılan küçük dayatmalardı. Örnek mi? İşte meslek seçimi. Hiç kuşkusuz bu konuda sabır gösterdiğin, cömert davrandığın, bana özgürlük verdiğin doğru. Ancak böyle hareket etmenin nedeni Yahudi orta sınıfının oğullara yönelik genel davranış kalıbına uymandı. Böyle yaparak bu sınıfın değer yargılarını izliyordun. Yani benim kişiliğime yönelik yanlış uygulamalarından biri yine etkiliydi. Çocukluğumdan beri bir tür babalık gururuyla benim gerçek yapabileceklerim hakkında büyük bir bilgisizlik içindeydin. Genelde zayıf oluşuma bakarak yaptığın yorumlarla beni çalışkan biri olarak görmeye çalışırdın. Sana göre ben durmadan ders çalışıyor, durmadan yazıyordum. Oysa bu gerçek değildi. Çok az ders çalıştığımı ve aslında hiçbir şey öğrenmediğimi söylersem elbette bu doğru olmaz. Mutlaka bir şeyler öğrendim ama onca yıl ortalama bir zekayla en kötüler arasında olmamayı başarabilecek bir kavrama gücüyle bir şeyler öğrenmiş olmam garip değil. Ama benim için harcanan zaman ve paranın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında ve diğer arkadaşlarımın ne kadar çok şey öğrendiği de hesaba katıldığında benim öğrendiklerim çok da fazla bir şey değil. Ama elbette anlaşılabilir kendi varlığımın farkına vardığım günden beri düşünüyor ve varlığımı derinden etkilen kaygılar yaşıyorum. Kendi varlığımın farkına vardığım günden beri düşünüyor ve varlığımı derinden etkileyen kaygılar yaşıyorum. Bizdeki liseli Yahudiler biraz tuhaftır. Aralarında hiç akla gelemeyen karakterde olanlar bile vardır. Ama benim kadar kendine yeterli, benim kadar donuk, yıkılmaz ve buna rağmen çaresiz insanlardan kaçışı son derece gülünç ve garip bir şekilde kendi halinden memnun olan birinin duyarsızlığına başka kimse de rastlamadım. Ancak şunu söylemek zorundayım. Benim kayıtsızlığım yaşadığım korku ve suçluluk bilinci nedeniyle başıma gelebileceklere karşı tek sığınağımdı beni yalnızca kaygılarım ilgilendiriyordu. Ama bunun da farklı biçimleri vardı. Örneğin sağlığım için duyduğum kargı azar azar başladı. Ara sıra midem bulanıyordu. Saçım dökülüyordu. Bu nedenlerle de küçük korkular yaşadım. Bu korkularım her geçen gün arttı ve sonunda gerçek bir hastalıkla noktalandı. Bu ne olabilirdi aslında? Fiziksel hiçbir sorunum yoktu. Bedensel olarak hastada değildim. Ama hiçbir şeyden emin olamadığım gibi varlığıma da emin olamıyor, kanıt arıyordum. Tek başımaydım. Hiçbir şeye sahip değildim. Kendimi her şeyden mahrum bırakılmış bir evlat olarak hissediyordum. Sonunda öyle bir duruma geldim ki kendi bedenimden de kuşkuya düştüm. Uzadım ama ne yapacağımı bilemedim. Uzamanın yükünü taşıyamadım. Kamburlaştım. Değil spor yapmak, hareket edecek gücüm kalmamıştı. Zayıf biriydim hala bir şeylere sahip olmam adeta bir mucize yaşıyormuşum gibi şaşırtıyor beni. Örneğin sindirir sistemim çok iyi çalışıyor. Yaşadıklarım onların bozulması için yeterliydi. Böylece bir hastalık kuruntusu yaşamış oluyordum. Bir ara evlenme isteği duymam, benim bu olağanüstü gerilim altındaki bu konuya daha sonra geleceğim. Bir şeyler yazma ihtiyacı duymamda Schönborn Palais'deki dairenin rolü olmuştur. Yani benim yaşadıklarım senin hep iddia ettiğin gibi benim aşırı derecede çalışmamdan kaynaklanmıyordu. Tamamen sağlıklıydım. Ama yine de senin yaşadığın hastalıklar da dahil tüm yaşamın boyunca yatakta geçirdiğinden daha fazla zamanı ben kanepede uzanarak geçirdim. Özellikle senden kaçtığım zamanlar odama girip kanepeye uzanarak yapıyordum bunu. Hem zaten bir oda yaptığım tembellikler hiç göze batmıyordu. Hem aşırı derecede korkak olduğum için bu tembelliği fazla sürdürmüyordum. Evde yapacak bir işim de yoktu. Yoksa benim ne kadar tembel olduğumu görseydin korkuya kapılırdın. Ama ben karakter olarak tembel biri değilim. Yalnızca ben yapacak bir iş bulamıyordum. Çünkü değersizdim. Horlanmıştım, ezilmiştim. Sürekli başka bir yerlere kaçmak, kendimi göstermek için çabalıyordum. Ama kaçmak bir iş değildi. Zaten sahip olduğum şeylerle bir yerlere ulaşamayacaktım. Bu olanaksızdı. Meslek seçme özgürlüğüm bana tanıdığında ben kendimi bu durumda buldum. Bu durumdayken bu özgürlüğü kullanabilir miydim? Gerçek bir mesleğim olabilir miydi? Böyle bir ümit var mıydı? Kendime ilişkin yapabileceğim her değerlendirme doğrudan sana bağlıydı. Ben ilkokulu bitiremeyeceğimi düşünüyordum ama bitirdim. Hatta dereceye bile girdim. Lise giriş sınavını geçemem diye düşünüyordum ama geçtim. Lisede birinci sınıfta kalırım diye düşünüyordum ama hayır kalmadım. Ve bu başarılar ardı ardına böyle devam etti. Ne kadar başarılı olursam olayım bunlar bana güven duygusu vermedi. Ne kadar başarılı olursam olayım her şeyin o derece kötü olacağından emindim. Böyle bir his vardı içimde. Oysa sen o kadar umursamazdın ki senin bu umursamazlığında kesin kanıtlar buluyordum. Öğretmenler kurulunun içerisinde benzer durumlar vardı. Birinci sınıfı geçersem ikinci sınıf, ikinci sınıfı geçersem üçüncü sınıf, üçüncü sınıfı geçersem vesaire. Toplanan öğretmenler kurulunun benim gibi eşi benzeri olmayan bir öğrencinin, en yeteneksiz ve en bilgisiz öğrencinin bu kadar sınıfı nasıl geçtiğini tartıştıklarını düşünüyordum. Bütün ilgi bana yönelmiş gibi geliyordu. Sanki bir kabusun içindeydim. Bir çocuk için bu tür düşünceler arasında yaşamanın hiç de kolay olmadığı açık. Bu koşullar altında hiçbir ders beni ilgilendirmiyordu. Kim benim derslerle ilgilenmemi sağlayabilirdi ki? O yaşlarda çevremdeki her şey yalnızca derslerim gibi değil, bankada çalışan ve bankayı dolandıran veznedarın ele geçme korkusuyla titremesi gibi ilgilendiriyordu beni. Bütün bunlar yaşadığım sorunun yanında o kadar küçük ve o kadar uzak kalıyordu ki bir ölçüde hakkım olmadan geçtiğim lise bitirme sınavlarına kadar yaşamımı böyle sürdürdüm. Ve nihayet bitti artık özgürdüm. O kadar lise baskısına rağmen eğer yalnızca kendime odaklansaydım şimdi özgür olarak meslek seçebilirdim. Yani benim gerçek bir meslek seçme özgürlüğüm olmadı bunu biliyorum yaşadığım asıl sorunlar karşısında her şey lisedeki dersler kadar önemsiz olacaktı. Şimdi yapmam gereken benim gururumu rencide etmeden kayıtsızlığımı bu şekilde sürdürmeme imkan verecek işi seçmekti. Elbette ki bu meslek hukuk olacaktı. 14 günlük kimya, 6 aylık Almanca öğrenimi, kaynağı, gurur ve umut olan tüm karşı girişimler yalnızca benim temel inancımı sürdürmemi sağladı. Böylece hukuk okudum. Sınavlarda aylar boyunca sinirlerimin yıpranmasına rağmen neredeyse kağıt hamuruna dönüşmüş beynimle beslenmem demekti bu. Üstelik bu kağıt hamuru daha önce binlerce ağızda çinlenmiş olmalıydı. Ama ben bundan hoşlanıyordum. Bu tıpkı liseden daha sonra memuriyetten aldığım tada benziyordu. Bu durum benim yapımla tamamen uyumluydu. Bu konuda büyük bir öngörüye sahiptim. Daha çocukken bile üniversitede alacağım eğitim ve seçeceğim meslekle ilgili olarak gerçek sezgilere sahiptim. Hem zaten artık bir kurtuluş aramıyordum. Ancak konu evlilik olduğunda hiçbir öngörüye sahip değildim. Yaşamımın bu en dehşetli olayı bir anda ve hiç beklemediğim bir durumda üzerime geldi. Çocuk herkesten uzak yavaş gelişmişti bu konular ona tamamen yabancıydı ama şimdi birdenbire bu konuyu düşünmek zorundaydı ama bu konunun kalıcı olduğunu amansız ve yaşamı belirleyici bir sınav olduğunu bilmiyordu evlilik girişimleri bir anda senden kaçmanın muhteşem ve umut vadeden enerjisine dönüştü ardından gelen başarısızlık da aynı ölçüde muhteşem oldu